Bence hani futboldan çok böyle nasibini almamış olmakla alakalı. Bu MHK'ya rağmen, bu MHK yönetimine rağmen gelen eğitmen nasıl başarılı olur? 13 faule bir sarı kart Çok Galatasaray, sağlam. 3 faule bir sarı kart Fenerbahçe görmüş. Avrupa Ligi'nin hakemleri de sistemin parçası Alexander Çefer'in istifa. Ama sen Mourinho'ya vermiyorsun. Sen Okan Buruk'a vermiyorsun. Ali Çamdalı'ya veriyorsun. Çünkü tribünler Ali Çamdalı istifa diye bağırıyorlar. Atsınlar, gitsinler. Biz Ferhat Gündoğdu'ya güveniyoruz. Siz Ferhat Gündoğdu'ya niye güveniyorsunuz? Sizin istediğiniz hakemlerin alayını işsiz bıraktığı için mi? Hakan'cığım önce sponsorumuzdan bahsedeceğim. Scars of Honor bir fantasy MMORPG oyunu. Oyunculara ücretsiz bir şekilde kazanmak için para ödemek zorunda olmadan farklı karakter sınıfları ve ırkları arasından seçim yaparak geniş bir açık dünyada maceraya atılma fırsatı sunar. Ve Scars of Honor evrenini yakından tanıyın. Merhabalar, bir ikili sıkıştırmadan da karşınızdayız sevgili Hakan Can'la. Siz belki maçları konuşmamızı bekliyorsunuz ama o kadar yoğun gündemimiz var ki yine konulardan konulara zıplayacağız. Yeni Merkez Hakem Kurulu'nun Portekizli eğitimcisinden başlayıp ya da onu da içinde geçirip işte son dönemde çok konuşulan Sayın Acun Ilıcalı'nın açıklamaları, Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki söz düellosu vesaire bunlarla başlayacağız. Hakem performanslarımıza da değineceğiz tabii ki. Hani maçlara da vaktimiz olur mu bilmiyorum sevgili Hakan. Nasılsın? İyisin inşallah. Yapmıyorum. Ben iyiyim, sen de iyisin. İyiyiz, Çarşamba. iyiyiz biz de. İyiyiz. Ben aslında yani bu son dün Futbol Federasyonu'nun yaptığı açıklamada yeni bir Merkez Hakem Kurulu'nda bir gelişim direktörü Vitor Mela Pereira öğrendik. Ben orada şuna takılıyorum yalnız. Açıklamanın içinde şunu gördüm ki benim haberim yoktu. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Danışmanı Serdar Yıldız da burada yer alıyor. Serdar Yıldız'ın ismini bir uzun süre Fenerbahçe Spor Kulübü'nün CFO'su yani finanstan sorumlu üst yöneticisi ve sonra da finans danışmanı olarak duyduk. Yani bu konularda futboldaki özellikle kulüp lisans talimatının hazırlanmasından sonraki süreçteki aksaklıklarda Futbol Federasyonu'na getirdiği eleştirilere kadar pek çok şeyini biliyoruz. Doğru mu hatırlıyorum diye internette biraz arayayım istedim Serdar Yıldız'ın ismini. Futbol Federasyonu'nu eleştirdiği açıklamaların yer aldığı haber Fenerbahçe Spor Kulübü'nün internet sitesinden kaldırılmış. Diğer yerlerde duruyor ama. Tabii diğer yerlerde okuyabiliyoruz. Oradan da kaldırsınlar. Madem öyle yetmez. Sadece Fenerbahçe'den kaldırmak bulabiliyorsun çünkü. O çok hoşuma gitti sabah sabah. Bu da benim bu programda sana sürprizim oldu birazcık. Hiç bunu Büyük konuşmamıştık sürpriz oldu. çünkü. Büyük sürpriz oldu. Görevi ne şimdi? Ben tabii burada şunu merak ediyorum. Sayın Yıldız yani daha önceki görevlerini de söylediğim gibi yani Fenerbahçe'nin CFO'su sonra da Fenerbahçe'nin finans danışmanı olarak uzun yıllar orada Fenerbahçe'de çalıştı. Şimdi Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu danışmanıymış. Hani işin finans tarafındaysa ya da kulüp lisans tarafındaysa yani Merkez Hakem Kurulu'nun attığı bu adımda imza şeyindeki Futbol Federasyonu Başkanı, Merkez Hakem Kurulu Başkanı ve Serdar Yıldız yer alıyor. Demek ki her konuda yönetim kurulunun danışmanı. Hayırlı olsun öncelikle. Bu atamadan da haberim yoktu benim çünkü. Benim de yoktu. İlk defa duyuyorum. Yani Futbol Federasyonu'nun Hakem internet işiyle ne sitesinde alakası varmış? Eski hakem mi? yo finans üzerine bildiğim kadar eğitimi de. Yani Tamam. ondan sonra bir şey daha var yalnız. Vitor Mela Pereira Merkez Hakem Kurulu bünyesindeki bu göreviyle Türk Hakemlik Eğitim Sistemi'nin yeniden kurgulanması ve yeni yeteneklerin kazandırılması konularında büyük katkılar sağlayacağına dair inancımız yüksektir denmiş TFF'deki açıklamada. Kendisi tam zamanlı olarak hizmet verecek olup sözleşme süresi 2 yıldır. Harika. Vitor Mela Pereira Mısır Merkez Hakem Kurulu Merkez Hakem Komitesi Başkanlığını bıraktı mı? Bırakmıştır herhalde tam zamanlı Bilmem. yaptığını. FIFA'nın internet sitesine göre hala Mısır Merkez Hakem Komitesi Başkanı. Ya orada bir iletişim kazası olmuştur. Çünkü ben İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı bu eğitimciyi Infantino ve UEFA başkanıyla görüşerek bana en iyi adamınızı gönderin. Size 2 sene sonra
pırıl pırıl hakemler göndereceğim dediğini biliyorum. UEFA ve FIFA'nın yetkilileriyle görüşerek onlardan adam istediğini biliyorum. Tam zamanlı Türkiye'de görev yapan birinin ve Mısır MHK başkanlığı yapması olsa olsa bizim çokça rastladığımız bir iletişim hatasıdır. Yoksa Orada bu bir felaket. ayrılmıştır ama daha FIFA'ya girmemiştir diyorsun bu bilgi. Yoksa bu bir felakettir. Onu da nasıl Fenerbahçe internet sitesinden CFO'nun eleştirilerini kaldırdılarsa UEFA'nın ya da FIFA'nın uluslararası tüm kuruluşların internet sitelerinden kaldırsınlar. İnşallah bırakmıştır. Çünkü ya 2023 Mart'ında başlıyor Mark Krattenburg'un yerine. Evet. Mısır Futbol Federasyonu Merkez Hakem Komitesi başkanlık görevine, ama sonrasında bıraktığına, ayrıldığına dair herhangi bir haber ben internette bulamadım. Eğer Türkiye Futbol Federasyonu tam zamanlı olarak açıkladıysa muhtemelen ayrılmıştır diyelim. FIFA'nın da kısa sürede bu bilgiyi güncellemesini dileyelim ve hani bu sana sürpriz konumu da kapatıp Ya çok acayip bir şey bu anda. daha önce gündemde konuştuğumuz diğer konulara geçelim yavaş yavaş. Yani geçelim ama bu çok acayip. Abi ben böyle arada sürpriz yapmayı seviyorum, sana da biliyorsun yani. Sürpriz. Yani ben Türkiye Futbol Federasyonu başkan danışmanı olan kişinin Yönetim kurulu danışmanı. Başkan danışmanı değil. yönetim kurulu danışmanı olan kişinin internet sitesindeki demecinin neden kaldırıldığını merak ediyorum. Ayıplı bir söz mü söylemiş? Niye Onu arkalarında durup bilmiyorum ya. söylediklerinin ya? Ya o da belki anlık bir şey hatasıdır canım. Yani o sırada sistemsel bir hatadır belki. Döner geriye o açıklamalar. Yani Gelelim abi. bu iki şeyi gelecek Evet. haftaki programdan önce bir güncellenip güncellenmediklerine bakacağız tabii ki yani. Yani bu kadar başarılı bir adamın Fenerbahçe'den neden ayrıldığını da düşünmek lazım. CFO'luk pozisyonu çok değerli bir pozisyon. Bu çok büyük CFO'luktan holding. sonra finans danışmanlığı olarak devam etti. CFO yani galiba o koltuk kalktı galiba Fenerbahçe'nin yapısında, tam Çok büyük, bilmiyorum. çok büyük görevler bunlar. Bir büyük görevden başka bir büyük göreve geçmesi de hayırlı olsun. Türk Hayırlı Spor olsun. için çok konuşulacaktır. Onu da bilelim. Ya onlar değil mi? Yani Merkez Hakem Kurulu'nun eğitim başına Evet. gelen kişinin imzasında Evet. ne işi olduğunu da ben çok anlayamadım. Demek ki her konuda danışacaklar kendisine. Evet. Buradan o Evet. tüme Bir spor adamı, iş adamı, ekonomist harika bir şey. İnşallah başarılı olur. Gelen eğitmen de başarılı olur da bu MHK yönetimine rağmen gelen eğitmen nasıl başarılı olur? İmkansız. onu ben de endişeyle bekliyorum yani, nasıl olacağını ben de Sen bilmiyorum. konu başlığını aç, ben de söyleyeceklerimi söyleyeyim. Söyleyeceğim birkaç şey Ya var. ben biraz yani hep geçen sene de çok konuşuyorduk ya, bu görevlendirmeler, atamalar vesaire, bunlar nasıl oluyor falan diye. İki tane isim seçtim. Mehmet Türkmen ve alt liglerden de Ozan Ergün. Ozan Ergün ya. O biliyorsun zaten, sen de biliyorsun galiba ismi. Sinirli. Birinci ligde iki kez hakem çıkmış Ozan Ergün. Süper Lig'de iki kez hakem çıkmış. Üç kez dördüncü hakem çıkmış. Birinci Lig'de iki kez avar çıkmış. Toplam 8 haftada 9 kez görev almış. Mehmet Türkmen Süper Kupa 4. hakemi. Süper Lig'deki 8 haftada 6 maç. 1. Lig'de 4 tane avar. Aynı sürede yani Mehmet Türkmen'in de toplam 11 tane görevi var. Harika. Harika yani, maşallah. Yani belli isimlerin çok başarılı olmalarından mı kaynaklanıyor hakemlikte? Yoksa hani başka türlü bir önlerinin açılması mı söz konusu? Bu konuda Ben hakem söyleyeyim. camiasında çok iddia var, Çok konuşulan. iddia var. Bir tanesi Ozan Ergün kardeşimizin babası ahbap çavuş ilişkileriyle hakemlikte yükselme çok denilen bir ortamda iki tane FIFA kokartlı hakemin, dört tane FIFA VAR hakeminin sizi görmek istemiyoruz diyerek fütursuzca kovulduğu ortamda ahbap çavuş ilişkilerini akla getiriyor. Çünkü iddialara göre Ozan Ergün'ün babası Ferhat Gündoğdu'nun asker arkadaşıymış. Hadi hak ederek geldi diyelim. Bu görevi yaptı. Ozan Ergün kim? Ozan Ergün, Okan Buruk'un ceza alması gereken müsabakada Galatasaray, 3-3 biten müsabakada Kasımpaşa maçı. Kasımpaşa maçını söyledim. Hakem VAR'a gitmişken Okan Buruk'un dakikalarca yaptığı elle itiraza, sözel itiraza seyirci kalan, hocayı ve yanındakileri kulübeye göndermeyen, Okan Buruk'a kart göstermeyen ve
hafta boyu süren tartışmaların öznesi olan dördüncü hakem. Şimdi bu hakem çok tecrübesiz. Yapamadı. Mehmet Türkmen kim? Mehmet Türkmen de Ahmet Şahin avukatı derler. Bu genç yaşında MHK Başkan Yardımcısı Ahmet Şahin avukatı ve televizyonda çok önemli yorumcular. Bu Mehmet Türkmen'i var ya, bu Mehmet Türkmen'i bunlar klasman düşürdüler. Ahmet Şahin engel oldu falan iddialarını, bu çocuğun çok haksızlığa uğradığını söylediler. Bu Ahmet kardeşim, Mehmet Türkmen kardeşimiz geçen sene yönettiği iki tane ki çok beğeniyorum. Süper Lig maçında felaket yönetimler gösterdiği için birer ay dinlenmeye giren ama sezon başında Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray Süper Kupa maçında dördüncü hakem olarak başlayan hakem. Bütün bu hakemleri gönderdikten sonra Mehmet Türkmen'i sıfır deneyimle böyle büyük bir maça dördüncü hakem olarak vermek zaten bir mesajdı. Mourinho'nun 6 kişiyle itiraz ettiği ve hiçbirinin kırmızı kart görmediği Alanyaspor maçının sonrasında çok iyi hakem, çok iyi hakem dediği bu kardeşimiz o maçın son dakikasında Acun Ilıcalı'nın hiç değinmediği Alanyaspor lehine bir penaltı vermedi. VAR hakemini beklemedi. Hiç beklemeden maçı bitirdi. VAR hakemi çağırsaydı Mehmet Türkmen perişan olacaktı. Gel penaltıya bak diye. Çünkü sahanın içindeki bütün insanlar boşaltılacaktı. Ya da VAR da görmedi. Çünkü VAR atamaları olağanüstü felaket. Ve Fırat Aydınus yakalamış. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor hepsinin iç saha maçını verdiler. Çünkü FIFA yapmak istiyorlar. Çünkü talimatı değiştirdiler. Bu seneliğine kaldırıldı. Niye önümüzdeki sene kaldırılmıyor? Önümüzdeki sene de Mehmet Türkmen gibi şahane çocuklar gelse, pırlantalar gelse hemen FIFA olsalar olmuyor mu? Ya bu kuralların konmasının sebepleri var. Çok güveniyorlar Mehmet Türkmen'e. Mehmet Türkmen'e Mourinho öyle deyince herkes ya Mehmet Türkmen'in hep maç alması lazım falan dedi. Sonra bir hafta sonra Trabzonspor maçı aldı. Trabzonspor maçında Trabzonlu oyuncuya kırmızı kart göstermedi. Kayserili Gökhan'a ceza alanın out çizgisine çıkmış topu 25 metre sahanın içine kör noktaya atmasına ikinci sarı kartı göstermedi. Gökhan'ın eliyle kendisini ittirmesini görmedi. Trabzonsporlu futbolcuya istemeden çelme taktı. Pas arası yapmadı mı? Pas arası da yaptı. Topu tuttu. Çelme taktığı pozisyonda topu hava atışıyla başlarken Kayserili oyuncuların hiçbiri hazır değildi. Trabzon neredeyse gol atacaktı. Pası düzgün kullansa. Yahu çok genç, çok deneyimsiz. Bu iki hakemi seçmişsin. Ve önleri nasıl açıldı? Ama şimdi Fenerbahçelilerin kara kaplısına giriverdi. Mertens'in 9. dakikadaki kırmızı kartını Yaşar Kemal Uğurlu görmemiş. Hakem niye Galatasaray ceza alanında son dakikada Galatasaray lehine faulü vermeyip gol pozisyonu hazırlamış? Şimdi Fenerbahçeliler dirsekten hatırlayacak. Galatasaraylılar son dakikada yapılan faulle. Bu pırıl pırıl geleceği çok iyi olabilecek bir hakem şimdiden kara kaplı deftere girdi bile. Maalesef. Ya Özür dilerim lafını ben maç kestim ama. yok yok konuşacağım. Ya benim maçta en içime sinmeyen pozisyon açık söyleyeyim Barış'a yapılan ceza alanındaki hareket. Çünkü Ben yakalayamadım maçta ya Sedat ben Ali. maçta seyrederken ya tabii ki aşağıdaki darbeyi ben de yakalamadım ama ya ben maçı seyrederken şunu düşündüm. Ya uçarak kafa vurmak isteyen bir futbolcu niye sırt üstü yere düşer? Yani bir Ama şey olmuş olması lazım. kafasını çevirirken beden de Abi o aşağı kadar doğru. dönmezsin ya. O kadar dönmezsin yani. O kadar dönmezsin yani. Sırt Maçı üstü istiyor. düşmezsin yani. Tamam mı? Oradan bir Yani şüpheye düştüm. oradan şüpheye düştüm. Ondan sonra hani bir tane ağır çekimde dedim penaltı. Yani kesin penaltı. Ve hani ya orada anlayamadığım nokta şu. Yani Mehmet Türkmen de Yaşar Kemal Uğurlu da pozisyonda Barış'ın o düşüşünün tuhaflığından en küçük bir şüphe kırıntısı bile yaşamayıp kaldır küldür oyun başlattılar. Yani tamam sorarsan ve Galatasaray'dan da kimse itiraz etmedi ki deniyor yani. Tamam o sırada Evet. maçın heyecanında belki onlar şey yapmıyor ama hakemin görevi oradaki o absürtlüğü süzüp burada bir şey mi var diye bakmak değil mi ya? Yani çok yadırgadım ben o pozisyonu. Sallayın'ınkini verirsin, vermezsin. İşte o pozisyon Beşiktaş'ın kazandığı penaltıyla falan kıyaslanıyor falan filan. Ya onlar hepsi yorum tarafı için. Ama İşte bu da var. Bu öbürü da biraz var. ve Mertens olayı da Barış'ın pozisyonunda
Bence hani futboldan çok böyle nasibini almamış olmakla alakalı diye Yani düşünüyorum. ilk tekrarda hepimiz kırmızı kart olduğunu gördük Tabii ama ki canım, gördüm. şu Barış Alper'in pozisyonu ile ilgili olarak bir hakemle görüştüğümde VAR tekniği olarak çok yanlış dedi. Seni çağırıyorum potansiyel bir penaltı incelemesi için. Ayrıca pozisyonun öncesinde seyrettireceğim diyerek Ha, pozisyon ofsayt çıkabilir bu arada. Ha, ofsayt çıkıyor bile. pozisyonu yakaladığını, orada bir penaltı olduğunu ama öncesinde ofsayt olduğu gerekçesiyle penaltıyı vermediğini kamuoyuna duyurmalıydı dedi mesela. Aynen öyle. Çok doğru yani. Bu da Ofsayt çıkarsa o da yani. Bilmiyoruz tabii. evet ofsayt çıkarsa ama pozisyon ofsayt gözüküyordu. Onu da bilemiyoruz tabii. Yani Yani tam topun Mourinho oynandığı mesela anda Mourinho yayıncı kuruluş ofsayt çiziyor. Mourinho diyor ki ofsaytla alakası yok. Biz seçtik mesela. Şimdi Mourinho'nun kimi doğru, yayıncı kuruluşun kimi. Ben bu yayıncı kuruluş. arada yani çok üzerinde konuşulmadı ama yani teknik olarak kural kitabına göre hani Evet. Mertens'inkine kırmızı diyorsun ya, Evet. hakemin yorumu o. Evet. Kırmızıdır değildir. Hakem kırmızı vermeyebilir. Ama kural kitabı Mourinho'nun hareketine direkt kırmızı yazıyor Çok net yani. Ve kırmızı hiç yazıyor. yani Ayrıca konuşulmuyor bile mevzu. hiç Mourinho sahaya çıkacak. Mertens 2 maç sahaya çıkacak. Çünkü direkt kırmızılar 2 kırmızı kart. Okan Buruk da sahaya çıkacak. Okan Buruk'un şu ruh halini muhakkak düzeltmesi lazım. Ya da hakemlerin bir dikkate gelmesi lazım. Çünkü maç bittikten sonra gene hakeme gitti. Gene söylene söylene gitti. Ondan sonra Ciro'yu sevdi. Mertens'in oğlunu kurtardı. Çok açık yazıyor talimatlar yine. Devre arasında ya da maç sonunda hakeme itiraz etmek için sahaya girmek kırmızı kart. Okan Buruk, yani sana öğretmediler mi bunları? Bir de bütün Türkiye'nin gözü senin üstündeyken hakemlerle bilek güreşi yapmaya, üstelik de kazandığın maçtan sonra ne gerek var? Ali Çamdalı nasıl kırmızı kart gördü? Konyaspor'un çok açık ve net bir penaltısını vermediler. Ali Çamdalı, yani Konya stadında da teknik direktörlerin dolaşabileceği alanlar dar. Ali Çamdalı orta sahaya gelmiş. Ya yani orta saha diyorum. O iki bölgenin aralığına Çizgiye. sahaya girmeden çizgiye gelmiş. Doğru bir kırmızı kart gördü. Ama sen Mourinho'ya vermiyorsun. Sen Okan Buruk'a vermiyorsun. Ali Çamdalı'yı veriyorsun. Çünkü tribünler Ali Çamdalı istifa diye bağırıyor o ara. Rahatsın, onu kuralı da doğru uygulayarak gönderirsin. Ama Ali Çamdalı mesleğinden olacaktı belki. Penaltıyı vermeyen hakem. İki açıdan çok net biçimde görülen VAR hakemi. Yardımcı hakem, dördüncü hakem maç almaya devam edecek mi? Edecek. Fenerbahçe ve Galatasaray sistemden en çok beslenenler, en çok şikayet edenler ve en çok kullananlar. Al sana Mourinho örneği, Okan Buruk örneği. Öyle yani, mesela şimdi şey tezi de var ya, hakem hata yaptığı maçtan sonra hemen görev alırsa bu bütün hakemlere mesajdır deniyor ya. Evet. Peki yani Aynı dönelim iki görüş. hafta önceye. Ben aynı Dönelim iki görüşteyim. hafta önceye. Atilla Karaoğlan derbinin hakemi. Maç 3-0. Yani Fenerbahçe lehine verdiği öyle saçma sapan bir penaltı var ki. Yani orada maçtan sonra Okan Buruk bile maç 3-1 olunca biz de mecburen ona göre hani çok yapmak istemediklerimizi yaptık. Daha defansif anlayışa döndük. Skoru tutmaya çalıştık dedi. O penaltı olmasa belki maç gidecek 5-6'ya. Ne Tarihi oldu maç. Atilla Karaoğlan? Siyah beyaz hata yaptı. Maçın galibini etkilemedi ama skorunu etkiledi. Siyah beyaz bir hata yaptı. Maçın skorunu etkiledi. Ertesi Sonra hafta ne oldu? İstanbul İl Hakem Kurulu'na derbi hatırası diye formasını gönderdi. Ertesi hafta Beşiktaş maçında görevlendirildi. Bu haftaki formayı nereye gönderdi Beşiktaş maçından sonra? Onu da değerli bir şey. İki tane siyah beyaz hata daha yaptı. İki tane daha siyah beyaz hata yaptı. Ya Hakemlere verilen her maç ödüldür kardeşim. yani tamam, elde zaten yani aşağıdan çıkartmaya çalıştıklarıyla beraber çok kaliteli ve geniş bir kadro yok. Bunu kabul ediyorum. Ama bir tezi ortaya atıyorsanız, yani ciddi bir hata yaptıktan sonra bir hakem maça verdiğinizde hakemlere mesaj veriyorsunuz tezini ortaya atıyorsanız, ki yani Sayın Acuncan'ın açıklamalarında dile getiriliyor, Fenerbahçe'de pek çok kişi de aynı şeyleri söylüyor. O O konuya zaman girebilir. derbi hakemi Atilla Karaoğlan'ın derbideki hatasının üstünde Beşiktaş maçına hem de atanmasının hakemlere bir mesaj olup olmadığı konusunda da bir görüşleri var mı acaba? Şimdi Olması gerekir diye düşünüyorum ben. Acun Ilıcalı konusu gelmişken hemen şunu da söyleyeyim. Fenerbahçe
iyi oynayarak farklı kazandığı Rizespor maçında 3 tane penaltısının verilmediğini iddia ediyor. Kimisi 1, kimisi 2, kimisi 3 diyor. Ben hatırladığım kadarıyla biz ikimiz de iki tanesi penaltı demiştik. O maçın hakemi Turgut Doman, maçın gözlemcisi İsmet Arzıman. İsmet Arzıman diyor ki hiç pozisyonda penaltı vermeliydi. Turgut Doman üçüne de vermiyor. Ertesi hafta Turgut Doman görev alıyor. Turgut Doman görev alıyor da İsmet Arzıman ne yapıyor? O da görev alıyor. Ya şimdi birinden biri işini berbat yapmış yani. Görev veriyorlar. Sarper Barış Saka, VAR hakemi, Fenerbahçe Kasımpaşa maçında 0-0 iken net bir penaltıyı vermiyor. Maçı Fenerbahçe 2-0 kazanıyor. Ertesi gün Türkiye liglerinde iki maç varken Sarper Barış Saka görev alıyor. Sunum yapmış ya Merkez Hakem Kurulu Başkanımız. Merkez Hakem Kurulu. Kimlerin kafasını aldıklarını kişi kişi söylemiş mi bilmiyorum ama babadan oğula hakemliği bitiriyoruz demiş. Galatasaray maçında eleştirilerin odağında kalan genç hakem Oğuzhan Çakır, babası rahmetli, çok iyi bir hakemmiş. Dört tane de bu listenizde sizin babası hakem olan insan var. İnsanın babasının hakem olması suç mu ya? Herkesin kahramanı babasıdır. 10 yaşından, 8 yaşından beri evde siyah şortla, siyah tişörtle dolaşan bir adam, televizyonda seyrettiğim bir baban gibi olmak istersin. İyi hakemle kötü hakemi ayırmak, gruplaşmamak, hata yapan hakemi dinlendirip onu moral olarak, teknik olarak hazırlamak falan gerekiyor. Acun Ilıcalı diyor ki İbrahim Hacı Osmanoğlu başkana güveniyoruz. Ferhat Gündoğdu başkana güveniyoruz. Atamaları biz mi yapıyoruz? Bu hata yapan hakemlere üst üste görevi kim veriyor ya? Cihan Aydın. GS bir şey diye nickle büyük bir hatayla, büyük bir yanlışla hakem seminerine katılmış ya. Zoom toplantısı yapılırken pandemi zamanı. Toplantıya katılıyor, yeğeninin bilgisayarına giriyor. Onun adıyla bağlanıyor. Neyse, büyük hata, kabul edilemez. Yani böyle kötü kalplilerin de çok olduğu bir düzende kabul edilemez. Hiçbir şekilde kabul edilemez. Cihan Aydın 12'nin yayınlandığı Zoom toplantısında Sabahattin Hoca Zoom toplantısını yapan kişi. Yani Ferhat Gündoğdu yönetiminde o toplantı yapılıyor. Ferhat Gündoğdu'nun eski yönetiminde. Görmüyorlar, değerlendirmiyorlar, cezalandırmıyorlar. FIFA'nın en büyük adayı haline geldikten sonra bu görüntü bir yerden çıkıyor. Sabahattin Hoca şimdi gene eğitimin başında. Atsınlar, gitsinler, biz Ferhat Gündoğdu'ya güveniyoruz. Siz Ferhat Gündoğdu'ya niye güveniyorsunuz? Sizin istediğiniz hakemlerin alayını işsiz bıraktığı için mi? Hiçbir gerekçe açıklamadan. Ali Koç'un divan kurulu toplantılarında isimlerini verdiği, bunlara güvenilmez, bunlar da yürünmez dediği, biz hata yapmışız, Ferhat Gündoğdu'dan özür diliyorum, bu hakemler gitmeli dedi, hakemlerin tamamını kovduğu için mi? O hakemlerin tamamı ahlaksız mı? Hile mi yaptı? Şike mi yaptı? Sizin hiç vicdanınız sızlamıyor mu? Sisteme hizmet ediyorlarmış, sistemi yıkacaklarmış. İşte yapacağınız şey, eski CFO'nuzla gerçekten Türk futbolunun ihtiyacı olan bir eğitmen getirmek, sıradaki yabancı MHK'ya dönmek. Çünkü arada daha yabancı var. Daha bir de o var. Ya. Önce yabancı var, sonra yabancı hakem, sonra yabancı MHK. Çünkü Ferhat Gündoğdu'larla olmaz. 1000 tane atama hata yarısı yapıyorsunuz. Sarper Barış Sakan'ın o kadar hakem varken, o kadar hakem varken, o kadar var da görev yapayım, hem para kazanayım, hem işin içinde olayım diyen hakem varken, Fenerbahçe maçından sonra siyah beyaz hata yapan hakemin Türkiye Ligi'ndeki iki maçtan birine atanmasını siz açıklayın. Bir de yani Acun Ilıcalı'ya şunu da söyleyeyim. Ya hataların tamamı Fenerbahçe'ye karşı oluyor, Galatasaray'a karşı olmuyor. Ya bu sözü söyleyen, lehte hataların tamamı Fenerbahçeli'ye oluyor, Galatasaray'ın hep aleyhine çalıyor diyen Galatasaraylı'dan, hep bizim aleyhimize oluyor, rakibimizin lehine oluyor diyen Fenerbahçeli'den, benzer şekilde davranan Beşiktaşlı'dan, Trabzonlu'dan kaçın. Spor adamı dediğin her şeyi olduğu gibi yorumlar. Ben, hiç Fenerbahçeli'ne olmamış geçen sene. Ben çok şaşırdım, olmamıştır yani Acun Ilıcalı'nın yanlış söyleme ihtimali olduğunu düşünmüyorum. Hiç. Bir de şimdi şey istatistikleri var ya, Avrupa'da ne yapıyorlar, ligde ne yapıyorlar, nasıl kart görüyorlar vesaire diye. Onu da Fenerbahçe tarafı çok dile getiriyor. Yani Galatasaray'ın
İstatistikleri çok iyi kullanıyorlar. Evet. Şimdi istatistiği kullanmanın yöntemleri de var tabii. Yani şimdi Tabii. aynı kulvardaki maçları kıyaslamak da bir yöntemdir. Mesela Fenerbahçe ile Galatasaray ikisi birden Süper Lig'de ve Avrupa Ligi'nde yer alıyorlar grup etabında Avrupa Ligi'nin. Avrupa Ligi'nin grup etabında ikisi de ikişer maça çıkmış durumda. Lig'de Fenerbahçe 7, Galatasaray 8 maça çıkmış durumda. Galatasaray Avrupa Ligi'nde 2 maçta yaptığı faul sayısına göre de az kart görüyor deniyor ya Türkiye Ligi için. Galatasaray Avrupa'da 26 faul yapıp 2 sarı kart görmüş. 13 faule bir sarı kart. Evet. Fenerbahçe yine 2 maça çıkmış Avrupa Ligi'nde. 29 faul yapmış, 10 sarı kart görmüş. Şimdi bunun da bir izahı olması gerekmez mi? Aynı mantıkla. Yani biri 13 faule, yani Avrupa'daki hakemler de mi sistemin bir parçası ki Galatasaray 13 faule bir sarı kart görüyor? Kesin. Fenerbahçe 29 faule 10 sarı. Bu 10 sarının da ikisi aynı futbolcu. Yani 8 sarı bir kırmızı da diyebilirsin. Kırmızıya dönen Osayi'nin pozisyonu Osayi'nin. galiba. Yani 8 3 sarı bir dakika kırmızı ya da 10 pardon. sarı. Nasıl formüle ederseniz. Hani 10 sarı diyelim 2 sarıdan olduğu için. Ama 29 gelmiş. faule 10 sarı. Her 3 faulden bir, öbüründe her 13 faulden biri. Var mı bunun da bir sistemin parçası olma durumu Avrupa Ligi hakemlerinin acaba? Yani iki sarı, iki faul Aynı yaparsın. kulvarı kıyaslıyorum. Tamamen aynı kulvarı kıyaslıyorum. Aynı kulvardaki aynı maç sayılarını İki kıyaslıyoruz. faul. Fenerbahçe ligde 7 maçta 13 sarı görmüş. Rakipleri 22. Galatasaray ligde 8 maçta 12 sarı görmüş. Rakipleri 17. Aşağı yukarı. Yani yakın ama rakiple oranladığında Fenerbahçe'nin rakiplerinin daha çok gördüğünü söylemek mümkün. Ama yani sonuç itibarıyla tablo Fenerbahçe'nin aleyhine kaç penaltı verilmiş, Galatasaray'ın penaltılara aleyhine. çıkarmadım. Penaltılara bakmadım yani. Galatasaray aleyhine 4 tane penaltı verildi. Dördü Ya çok böyle de faul sayısıyla sarı kart üçü sayısının kesin. paralel Üçü gitmesi kesin. gerektiğini savunuyorlar. Hani Avrupa Heh. Ligi'nde ne olmuş diye baktım. 13 faule bir sarı kart Çok Galatasaray, sağlam. 3 faule bir sarı Çok. kart Fenerbahçe görmüş. Avrupa Ligi'nin hakemleri de sistemin parçası Alexander Çefe'nin istifa. Bence de. Yani Bence de burada kardeşim. buradan bu sonuca varıyorsun anca. Nereye varacağız başka yani? Faulden, yapılan faulün niteliği, yeri, şiddeti falan hiç önemi yok. Evet. Matematik olarak 5 tane yapıyorsan bir tane göreceksin abi diye bir mantığı bizim spor adamlarımız toplumsallaştırmamalı. Maalesef Ama ama. şey konusunda haklı. Mertens'in kırmızısı. Ona bir Abi. şey onu itiraz eden var mı acaba zaten yani? Yok abi ve Yani bu çok az ya da diplom yani kırmızı değil diyen vardır belki tek tük ama yani çok az. bu İbrahim Hacı Osmanoğlu'yla toplantı yaptılar ya, bu diplomasiyle çözülecek bir şey. Sayın Başkan, lütfen MHK Başkanınızla konuşun. Siz de görmüşsünüzdür. VAR hakeminin çok büyük bir hata yaptığını düşünüyoruz. Ödüllendirmeyin. Neyse, kendi aranda çözersin. Ben 3 gün önce açıklama yapmıştım. Bak ne kadar haklı olduğum ortaya çıktı diye yayın yapmazsın. Marka değeri, marka değeri diye konuştukları koca bir yalan. Markanın fiyatı var. Türkiye'de hiçbir şeyin değeri yok. Hakemin değeri yok. Hakemlerin 20'şer yıllık emeğinin değeri yok. Rakibin alın terinin değeri yok. Senin Ya yaptığın, yani kendi hakemlerin sporcunun yaptığı yaptığı ayıbın özrü yok. Hiç pardon yok. Hep haklıyız çocuklar. Taraftarın ettiği küfrün önemi yok. Taraftarın stadyum kapılarında sefil edilmesinin hiçbir önemi yok ama bir marka değeri var bizde, marka değeri. Ya çok büyük sorunlarımız var. Bunu çözmek için hakem üzerinden konuşmayacağız. Kulüp lisans hakemlerin sistemin yaptığı yok senin. hataların kadar büyük hataları senin futbolcuların da yapıyor. Al sana Kale sistemin ağzından ne goller kaçıyor yani. al El Nesri 18,5 milyon euro bonservis, 6 milyon euro maaş. Galatasaray maçında boş kaleye gol kaçır. Nelson'u kurtardı. Szymanski 10 milyon euro bonservis. Antalya Spor maçının 1. dakikasında 2 metreden kaçır. Aynısını Galatasaraylılar, Fenerbahçeliler, ama Beşiktaşlılar, Trabzonlar için çok kişiye sayabiliriz ama hakem yüzünden. Yok ya. Ya hepsi hata yapıyor. Hata yapacaklar ve biz bu olgunluğa ulaşamayız. Yöneticilerimiz böyle olduğu takdirde. Maalesef. Diyelim ve yavaş yavaş senin diğer Bağlayalım işlerini istersen de göz önüne alarak bağlayalım. Bu hafta bu kadar diyelim. Gelecek hafta görüşmek zaten üzere diyelim. Ağzına sağlık sevgili Hakan. Bir şey ben sana söylüyordun. teşekkür ederim. Zaten buraya kadar seyredenler yarıda sıkılıp kaçmış olabilir ya da tam buraya kadar izleyip 2 dakikalık detaya
takılmayacaklardır. Bence güzel bir yayın oldu. Ya ben hep her hafta kendimizi tekrar etmekten de sıkıldım ama ya bu çocuklara bak, bu genç hakemlere çok günah. Çok yanlış bir iş yaptık. İlk düğmeyi yanlış ilikledik. Gerisini toparlamamız mümkün değil. Düğmeleri sökeceğiz. Yıkılırsa yıkılsın, bu sistem kim altında kalırsa kalsın demek kolay iş. Bu arada Kulüpler varsa bir vergili. sistem, hakikaten bir yeri alıp da başka bir yere koymaya çalışan, hak etmediği bir yere çıkarmaya çalışan bir sistem varsa yıkılsın zaten. Ona bir Şunu da itirazımız söyleyeyim. yok. Ama dediğim gibi yani futbolun içinde 1.000 tane hata yapan unsur var. Sırf hakemler yok. O hata yapan işte kendi futbolcuna da sistemin parçası gözüyle mi bakacaksın o zaman? Yani buraları iyi analiz etmek, doğru okumak lazım diye düşünüyorum. Ferhat Gündoğdu'nun bir projesi varmış. Kulüpler Birliği çok beğenmiş. Ya şu projeyi anlatsanıza bize kardeşim. Anlatsanıza biz de görelim. Ali Koç'un beğenmesi yeterli bir referans mıdır? Mısır MHK başkanı da beğenmiş mi? Ben onun daha gelince şimdi yakın zamanda öğreneceğini, aa inanamıyorum ben böyle bir şeyi dünyanın hiçbir yerinde görmedim diyeceğini tahmin ediyorum. O da çok beğenir Çok şüphesiz. beğenir. Görüşmek üzere arkadaşlar. Emrah uzattım kusura bakma. Estağfurullah. Hoşça kalın. İyi. Kanalımıza abone olun. Videolarımızı beğenin. Paylaşın arkadaşlarınızla. Bizi daha çok kişiyle buluşturun. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşçakalın.